Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenlerini bilmemiz gerekiyor. Bu nedenlerden birincisi Fransız devrimiyle ortaya çıkan milliyetçilik akımının yayılmasıdır. İkincisi sanayi ile birlikte sömürgeciliğin hızlanmasıdır. Üçüncüsü ham madde ve pazar arayışının artmasıdır. Dördüncüsü bloklaşma, beşincisi ise silahlanmadır. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ni anlatacağız. Önce kısa bir kronoloji verelim. 1908'de 2. Meşrutiyet ilan edildi. Yine 1908'de Girit Yunanistan'a katıldı. Yine 1908'de Avusturya-Bosna Hersek'i işgal etti. 1909'da Meşrutiyet rejimine karşı 31 Mart ayaklanması çıktı. 1911 ve 12 arasında Trablusgarp Savaşı yaşandı. Bu savaşta Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağını kaybetti. 1912 ile 1913 arasında Balkan Savaşları yaşandı. Bu savaşlar 1. ve 2. Balkan Savaşı olmak üzere ikiye ayrılıyor. 1. Balkan Savaşı'nda Arnavutluk bağımsız oldu. Osmanlı, Midye Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Birazdan Midye Enes hattını haritada göstereceğim size. Bu hattı öğrenirsek konuyu anlamamız kolaylaşacak. İkinci Balkan Savaşı'nda ise Edirne ve Kırklareli kurtarıldı. Osmanlı, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları gibi önemli topraklarını kaybetti. Şimdi daha demin kısa bir kronolojisini verdiğim olayları teker teker anlatmaya başlayalım. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla birlikte hem Fransız ihtilalinin etkisiyle azınlıkların çıkardığı isyanlar nedeniyle hem de sanayi inkılabının etkisiyle sömürgeci devletlerin işgalleri sonucunda topraklarını kaybetmeye başlamıştır. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildiği İttihat ve Terakki Cemiyeti devlet idaresinde padişahın yanında halkın seçtiği temsilcilerin de olduğu bir meclis ve anayasaya dayanan meşrutiyet yönetimini yeniden ikinci Abdülhamit'e kabul ettirdi. Mebusan Meclisi yeniden açıldı kanuni esasi yeniden yürürlüğe girdi. Böylece mutlak monarşi büyük güç kaybetti. Osmanlı Devleti'nde çok partili yaşam 2. Meşrutiyet döneminde başladı. 1. Meşrutiyet 2 sene sürmüştü. Sonrasında 2. Abdülhamit 93 Harbi'ni bahane göstererek kanuni esası yürürlükten kaldırılmıştı. Osmanlı Mebusan Meclisi'ni süresiz kapatmıştı. 30 senelik bir süreç sonrasında 2. Meşrutiyet yeniden ilan edilmiştir. Kanuni esası yeniden yürürlüğe konmuştur. Osmanlı Mebusan Meclisi yeniden açılmıştır. 1908'de Avusturya Bosna Hersek'i işgal edecek. Direkt Yunanistan'a katılacak. Bu gelişmelere iç politikadaki huzursuzluklar da eklenince meşrutiyet idaresine karşı olanlar 1909'da 31 Mart ayaklanmasını çıkaracak. E peki o ayaklanma olduğu gibi bırakıldı mı yoksa bastırıldı mı? Bastırıldı. 31 Mart ayaklanması komutanlığını Mahmut Şevket Paşa Kurmay Başkanlığı'nı Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu tarafından bastırıldı. Hareket ordusu bu arada İstanbul'a nereden gelmişti? Selanik'ten gelmişti. 2. Abdülhamit ayaklanma sonrasında tahttan indirildi. Yerine Sultan Mehmet Reşat şu anda ekranda görüyorsunuz diğer bir adıyla 5. Mehmet tahta çıkarıldı. Burada şunu da eklemek istiyorum. 2019-2020 MEP tarih kitabında Kurmay Başkanlığı Mustafa Kemal'in Selanik'ten İstanbul'a gelene kadar yaptığı İstanbul'a girerken Kurmay Başkanlığı Enver Paşa'ya devrettiği şeklinde bir ifade var. Bundan önceki senelerde sadece Kurmay Başkanı olarak Mustafa Kemal geçiyordu. Fakat MEB'in bu seneki kitabında böyle bir ifade var. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti 1876'da ilan edilen kanuni da de değişiklikler yapacak. Senemiz ne zaman 1909 o yüzden kanuni esaside 1909 değişiklikleri diyeceğiz buna Peki bu değişikliklerle neler ortaya çıktı? Padişahın meclisi feshetmesi zorlaştırıldı. Padişahın metu hakkı sınırlandırıldı. Hükümet meclise karşı sorumlu hale geldi. 1876 kanuni esasisinde hükümet padişaha karşı sorumluydu. 1909'da yapılan değişiklikle hükümet meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Amaç anayasayı demokratikleştirmekti. İttihat ve terakki cemiyeti Türkçülük politikasına yöneldi. 1911 ve 12'de İtalya ve Osmanlı arasında gerçekleşen Trablusgarp Savaşı sonrasında Uşi Antlaşması imzalandı. Trablusgarp bu antlaşmayla İtalya'ya bırakıldı, halk dini açıdan Osmanlı'ya bağlı kaldı. Osmanlı devletinin Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. Hangi antlaşmayla Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanan Uşi Antlaşması'yla. yine Uşi Antlaşması'yla 12 ada, 13 değil, 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakıldı. Bir de Balkan Savaşları var 20. yüzyılın başlarında. 1912 ve 13 arasında Balkan Savaşları'nın birincisinde Kırklareli ve Edirne işgal edildi, elden çıktı. Yunanlar Selanik'i ele geçirip Ege adalarını işgal etti. Sırplar Üsküp ve Manastır'ı işgal etti. Karadağlılar İşkodra'yı ele geçirdi. Arnavutluk 1. Balkan Savaşı'nda bağımsızlığını ilan etti. 1. Balkan Savaşı sonrası imzalanan Londra Antlaşması ile Osmanlı Midye-Enes hattının batısında kalan topraklarını kaybetti. Gene Birinci Balkan Savaşından sonra ikinci Balkan Savaşı ortaya çıktı. Bu savaşın nedeni toprak paylaşımı sorunudur. Balkan devletleri birinci Balkan Savaşından sonra Osmanlı'dan birçok toprak koparmıştır. Fakat bunların paylaşılması konusunda anlaşamayınca ortaya ikinci Balkan Savaşı çıkacak. Toprak paylaşımı nedeniyle Bulgaristan'a karşı diğer Balkan devletleri savaşmıştır. Osmanlı Devleti durumdan faydalanarak birinci Balkan Savaşında kaybettiği Edirne ve Kırklareli'yi geri almıştır. İkinci Balkan Savaşı sonrası imzalanan Bükreş Antlaşması ile Balkan Devletleri Osmanlı Devleti'nden aldıkları yerleri aralarında paylaştılar. Balkan Devletleri'nin sınırları değişti. Osmanlı Devleti, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları gibi önemli topraklarını kaybetti. Haritaya bakalım. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra bir Londra Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla birlikte şöyle bir yorum yapıyoruz. Birinci Balkan Savaşı sonrasında imzalanan Londra Antlaşması'yla Osmanlı Midye Enes hattının batısındaki topraklarını kaybetmiştir diyoruz. İşte Midye Enes hattı budur arkadaşlar. Burası Enes, burası Midye. Aradan bir çizgi çektim. İşte Osmanlı buranın batısında kalan toprakları kaybetmiş. Dikkat ediyor musunuz? Kırklareli kaybedildi demiştik. Edirne kaybedildi demiştik. İşte birinci Balkan Savaşı'nda Midye Enes hattının batısındaki ki topraklar kaybedildi derken ta Edirne'den kırklar elinden başlıyor bu topraklar. Soru cevap aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet düzenini değiştirme amacını taşımaktaydı? A. Abdülaziz'in tahttan indirilmesi B. 31 Mart ayaklanması B. şıkkındaki 31 Mart ayaklanması Osmanlı devlet düzenini değiştirme amacını taşımaktaydı. Meşrutiyet düzenini değiştirmek isteyen odaklar tarafından çıkarılmıştı. Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Trakya hangi savaş sonucunda Osmanlı hakimiyetinden çıkmıştır? A. Balkan Savaşları B. Birinci Dünya Savaşı Midilli Adası, Sakız Adası ve Batı Batı Trakya Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı egemenliğinden çıktı. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda Balkan ülkeleri neden kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüştür? A. Alınan toprakların paylaşılmasında sorun çıkması. B. Balkanlara göç eden Türklerin sayısının artması. Birinci Balkan Savaşı sonunda Balkan ülkeleri alınan toprakları paylaşamadıkları için ikinci Balkan Savaşı çıkacak. Soru cevap aşağıdakilerden hangisi birinci Balkan Savaşı sırasında meydana gelen gelişmelerden biridir? A. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmesi ve 31 Mart olayının yaşanması. Birinci Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. 31 Mart olayı ise Birinci Balkan Savaşı'ndan önce yaşanmış bir olaydır. Haritada tekrar gösterelim. Burası Enez, burası Midye, buradan üste doğru bir çizgi çizdim. işte burası Midye Enes hattı. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra imzalanan Londra Antlaşması'yla Midye Enes hattı belirlendi. Bunun batısındaki toprakları Osmanlı kaybetti. Bu topraklar arasında Edirne ve Kırtlar eli vardı. İkinci Balkan Savaşı'nda Midye Enes hattını Osmanlı aşacak. Londra Antlaşması'nı kabul etmeyecek. Edirne ve Kırklareli'yi kurtaracak. Kim peki o orduların başında vardı? Enver Paşa vardı. Şu anda ekranda gördüğünüz Enver Paşa Edirne'yi kurtardı. Soru cevap Balkan savaşları sonunda Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin haklarını belirleyen antlaşmalar aşağıdakilerden hangileridir? A. İstanbul ve Atina B. Belgrad ve Bükreş Bulgaristan'la İstanbul Antlaşması Yunanistan'la Atina Antlaşması imzalandı Balkan savaşlarından sonra ve bu antlaşmalarda Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin hakları da geçiyordu. Osmanlı İmparatorluğunda yaşanan gelişmelerle İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları etkilerini yetirmiştir. Aşağıdakilerden hangisinin bu akımlar etkilerini yitirirken güç kazandığı söylenebilir. A. Laiklik B. Milliyetçilik İslamcılık ve Osmanlıcılık anlayışları Osmanlı'nın son döneminde özellikle etkisini yitirdi. Balkan savaşları var, Birinci Dünya Savaşı var ve bu gelişmeler sonrasında milliyetçilik etkisini artırdı, Türkçülük etkisini artırdı. İkinci meşrutiyet döneminde aşağıdaki uygulamalardan hangisi meclisin üstünlüğünün göstergesi sayılabilir. A. Ayan meclis üyelerini padişah ataması. B. Hükümetin mebuslar meclisine karşı sorumlu olması. Hükümetin mebuslar meclisine karşı sorumlu olması ikinci meşrutiyet döneminde meclisin üstünlüğüne gösterge olarak sayılabilir. Çünkü birinci meşrutiyet döneminde hükümet meclise karşı değil, Padişah'a karşı sorumluydu. Örnek soru, ikinci meşrutiyet döneminde yapılan değişiklikle hükümet padişah yerine meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez. A. Demokrasinin güçlenmesine buna neden olmuştur. B. Padişah mutlak otoritesinin artmasına buna neden olmamıştır. C. Meclis üzerindeki monarşik baskının azalmasına buna da neden olmuştur. Fakat ikinci meşrutiyet döneminde hükümetin padişah yerine meclise karşı sorumlu hale getirilmesinin padişah mutlak otoritesini artırdığını söyleyemeyiz. Aksine azalttığını söyleyebiliriz. Doğru yanlış 31 Mart isyanının bastırılmasıyla meclis ve anayasaya dayanan meşrutiyet rejimi korunmuştur. Doğru mu, yanlış mı? Kesinlikle doğru 31 Mart isyanı rejime karşı çıkmıştır. Dolayısıyla bu isyan bastırılınca rejim korunmuştur diyebiliriz. Türk tarihinde çok partili hayat. ilk kez Osmanlı Devleti'nin ikinci meşrutiyet döneminde başlamıştır. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru. Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını kazanarak Osmanlı Devleti'nden ayrılmıştır. Doğru mu yanlış mı? Bu da doğru. Komutanı Mahmut Şevket Paşa, Kurmay Başkanı Mustafa Kemal'in olduğu hareket ordusu meşrutiyeti savunuyordu. Doğru mu yanlış mı? Evet doğru doğru. Bu nedenle meşrutiyete karşı çıkmış olan 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik'ten İstanbul'a geldiler. Örnek soru Osmanlı Devleti Trabluskarp Savaşı'nı Uşi Antlaşması ile sonlandırmıştır. Antlaşmanın sonucunda Trabluskarp ve 12 ada İtalya'ya bırakılmıştır. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden Hangisinin sonucunda ortaya çıkmıştır? A. 31 Mart ayaklanması B. Mısır'ın işgali C. Tunus'un işgali D. 2. Meşrutiyet'in ilanı E. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti tamam Trabluskarp'ta İtalya ile savaşıyordu fakat Balkan Savaşı ortaya çıkınca Osmanlı İtalya ile Uşya Antlaşması'nı imzalayarak Trabluskarp'ı ve 12 adayı İtalya'ya bırakmak zorunda kalmıştır. Neden peki Balkan Savaşları'na önem verdi Osmanlı? İstanbul'a daha yakın olduğu için, devletin başkentine daha yakın olduğu için bırak mak zorunda kaldı. Şimdi bir de kısa kısa hatırlayalım. Daha demin anlattığımız şeyleri kısa cümlelerle hatırlayalım. 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde iddiaat ve terakkiciler söylem olarak devleti dağılmaktan kurtarmak istediklerini kullanıyorlardı. Kimin sayesinde ilan edildi ikinci meşrutiyet? Dağat ve terakkinin mücadelesiyle ilan edildi. Kimin döneminde ilan edildi? İkinci Abdülhamit döneminde ilan edildi. İkinci meşrutiyet Cumhuriyet'in ilan edilmesindeki siyasi amaç neydi? Kanuni esası yeniden yürürlüğe koymaktı. Mebusan Meclisi'ni yeniden açtırmaktı. Peki ikinci meşrutiyetin ilanında en büyük dış etken neydi? İngiltere ve Rusya arasında gerçekleşen reval görüşmeleriydi. İttihat ve terakliciler reval görüşmelerini Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşılacağı şeklinde yorumladılar ve bu dış etkeni ikinci meşrutiyetin ilanında kullandılar. Dediler ki ülkemiz dağılacak, devleti kurtarmamız lazım. O yüzden ikinci meşrutiyetin ilan edilmesi lazım dediler. Trabluskarp Savaşı 1911 ve 1912'de Osmanlı ve İtalya arasında gerçekleşti. Onu da bir tekrarlayalım. Nedeni İtalya'nın sömürgecilik faaliyetleriydi. Gelişimi şu şekilde olmuştur. İtalya Çanakkale Boğazı'nı abluk altına almıştır. 12 adayı işgal etmiştir. Ve o sırada tam o sırada 1. Balkan Savaşı'nın başlaması üzerine Osmanlı İtalya'dan barış istemiştir. Ortaya Uşi Antlaşması çıkmıştır. Uşi Antlaşması ile Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki varlığı sona ermiştir. Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'ı kaybetmiştir. Yine Uşi Antlaşması ile 12 ada geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştır. Şimdi bir de 1. Balkan Savaşı'na bakalım. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı siz hepiniz ben tek demiştir. Kime karşı savaşmıştır? Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan'a karşı savaşmıştır. Aklınızda tutamayabilirsiniz. O yüzden şöyle bir ifadeyle aklımızda tutalım. Kasap ye. Kasap ye'nin K'sı Karadağ, S'si Sırbistan, B'si Bulgaristan, Y'si Yunanistan. Gelişimi nasıl oldu? Osmanlı nereleri kaybetti 1. Balkan Savaşı'nda? Bulgaristan Kırklareli ve Edirne aldı. Yunanistan Selanik ve Ege Adalarını aldı. Sırplar Üsküp ve Manastır aldı, Karadağlılar işkotla aldığı gene 1. Balkan Savaşı sırasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. Sonucu nedir 1. Balkan Savaşı'nın? 1913'te Londra Antlaşması ile Midye Enes hattının batısında kalan toprakları Osmanlı 1. Balkan Savaşı sonrasında kaybetmiştir. Gene Midye Enes hattına bakalım. Burası Midye, burası Enes 1. Balkan Savaşı sonrasında Londra Antlaşması imzalanıyor. Bu antlaşmayla Osmanlı Devleti Midye Enes hattının batısındaki toprakları kaybediyor. Örneğin şu Edirne ile Kırklareli'yi kim almış Osmanlı elinden? Bulgaristan almış. Peki Osmanlı bunları geri alabilecek mi? Evet. ikinci Balkan Savaşı'nda alacak. Şimdi burada Birinci Balkan Savaşı ile ilgili şuna dikkat etmenizi istiyorum. Birinci Balkan Savaşı'nda nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Arnavutluk'un bağımsızlığını ilan etmesiyle İslamcılık akımı ilk kez başarısız olmuştur. Bunu şunla karıştırmayalım. Hep şöyle deriz ya İslamcılık akımı neyle başarısız olduğu? Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle veya emperyalist devletlerle hareket etmesiyle deriz. Fakat onun öncesinde de çoğunluğu Müslüman olan Arnavutluk ne yapmış? Balkan Savaşı sırasında bağımsızlığını ilan etmiş. İkinci olarak da şunu söyleyebiliriz. Sonrasında ortaya çıkan Birinci Dünya Savaşı'nda da Arapların kurduğu ittifaklar nedeniyle İslamcılık ne olmuştur diyoruz geçerliliğini yitirmiştir diyoruz. Gene dikkat, Arnavutluk Osmanlı'dan ayrılan son Balkan ulusudur sevgili öğrenciler. Birinci Balkan Savaşı öyle kolay bir savaş değil. Aklınızda tutmak için şu verileri size göstermek istiyorum. Birinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı 167.300 kilometre karelik bir alanı kaybetti. Ve Osmanlı'nın Avrupa'da kalan toprağı sadece 26.000 kilometre kareye düşmüştür. Yüzdesel ifadeyle şöyle açıklayabiliriz. Osmanlı 1. Balkan Savaşı'nda Avrupa'daki topraklarının %83'ünü ve nüfusunun %69'unu kaybetmiştir. Kaybedilen toprak o kadar fazlaydı ki sevgili öğrenciler Avrupalı devletler aralarında paylaşma sorunu yaşadıkları için ortaya ne çıktı? 2. Balkan Savaşları çıktı. Kasabın K'sı Karadağ, S'si Sırbistan, D'si Bulgaristan, Y'si Yunanistan. Bunlar kime karşı savaştı? Osmanlı'ya karşı savaştı. Amaçları ne? Osmanlı'yı Balkanlardan atmaktı. İşte haritamızda görüyoruz Osmanlı'nın 1. Balkan Savaşı'nda kaybettiği topraklar. Daha demin geniş olarak gösterdiğim Midyenes hattı burada. Osmanlı 1. Balkan Savaşı sonrasında Midye Enes hattının batısındaki topraklarını kaybetti. Yunanistan'a toprak kaptırdı, Bulgaristan'a toprak kaptırdı, Romanya, Sırbistan bunların her biri 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan toprak aldılar. Gelelim şimdi de 2. Balkan Savaşı'na. 2. Balkan Savaşı'nda bu sefer işler değişecek. Osmanlı'ya karşı 1. Balkan Savaşı'nda savaşanlar bu sefer Bulgaristan'la savaşacak. Niye? Çünkü diyecekler ki ey Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda neden bu kadar çok toprak aldın? Bu toprakları bizimle paylaşmak zorundasın diyecekler ve 2. Balkan Savaşı'nı ortaya koyacaklar. Çünkü Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'ndan en kazançlı çıkan devletti ve 2. Balkan Savaşı'nda bir Romanya ortaya çıkacak. Romanya 1. Balkan Savaşı'nda yoktu, 2. Balkan Savaşı'na katılmıştır. Peki biz 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'a karşı savaşan devletleri nasıl aklımızda tutacağız? Bu sefer de keser ye diyeceğiz. Keser ye'nin K'sı Karadağ, S'si Sırbistan, R'si ilk defa Bak Bakın 1. Balkan Savaşı'na katılmadığı halde 2. Balkan Savaşı'na katılan Romanya, yeğisi gene Yunanistan. Osmanlı bu savaşta ne yaptı? Şunu yaptı. Bulgaristan'a karşı kurulan ittifaktan faydalandı. Edirne ve Kırklar eli yani Doğu Trakya'yı geri aldı. Kim aldı Edirne'yi? Emmer Paşa aldı. Balkan devletleri ne yaptı? Balkan devletleri Bükreş Antlaşması ile Osmanlı'dan aldıkları yerleri aralarında paylaştılar. Osmanlı Bulgaristan'la İstanbul Antlaşmasını imzalamıştır. Yunanistan'la Atina Antlaşmasını imzalamıştır. Sırbistan'la İstanbul Antlaşmasını imzalamıştır. Sevgili öğrenciler, sizce Balkan savaşları hangi fikir akımının anlamını yitirmesine neden olmuştur? Osmanlıcılık mı? Türkçülük mü? Bence Osmanlıcılık sizce de Osmanlıcılık olmalı. Çünkü Osmanlı özellikle Osmanlıcılığı Balkanlardaki uluslar kendisinden ayrılmasın diye ortaya koymuştu. Ama 1. Balkan Savaşı'na ve 2. Balkan Savaşı'na baktığımızda Balkan devletleri Osmanlı'dan toprak koparıyorlar. Osmanlı ile birlikte yaşamak istemiyorlar. Dolayısıyla biz Balkan savaşlarında Osmanlı fikir akımının anlamını yitirmeye başladığını söyleyebiliriz. Sizce Balkan Savaşları hangi fikir akımının güçlenmesine neden olmuştur? Osmanlıcılık mı, Türkçülük mü? E Osmanlıcılık hepimiz eşitiz diyordu. Birlikte yaşayalım, bir üst kimlik olsun Osmanlılık diyordu. E Balkan Savaşlarında Balkan halklarının bunu kabul etmediği ortaya çıkınca Türkçülük güçlenmeye başlayacak Osmanlı topraklarında. Soru cevap Osmanlı'yı Balkanlardan atmak için 1. Balkan Savaşı'na katılan devletleri kasap Y olarak aklımızda tutalım demiştik. Bu devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A Karadağ, B Karabağ. Kasap Y'den ne çıkartıyorduk? K'sı Karadağ'dı, S'si Sırbistan'dı, B'si Bulgaristan'dı, Y'si Yunanistan'dı. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olacak? Karabağ olacak. Çünkü Kasap Y'nin K'sı Karadağ'dır. Bulgaristan'a karşı 2. Balkan Savaşı'na katılan devletleri Keser Y olarak aklımızda tutalım demiştik. Bu devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Keser'in K'sı Karadağ, S'si Sırbistan, R'si Romanya. 1. Balkan Savaşı'na katılmadığı halde 2. Balkan Savaşı'na katılmıştır. Y'si ne peki? Yunanistan. Dolayısıyla A Romanya, B Suriye diyor. İkinci Balkan Savaşı'na Romanya katılmıştır fakat Suriye'nin katıldığını söyleyemeyiz. Edirne mi Kırklareli hangi savaş ile geri alınmıştır? A. 1. Balkan B. 2. Balkan Edirne ve Kırklareli 2. Balkan Savaşı ile geri alınmıştır. 1. Balkan'la da kaybedilmişti. Soru cevap 2. Meşrutiyet ile birlikte hükümet kime karşı sorumlu hale getirilmiştir? A. Padişaha B. Meclise 1. Meşrutiyet döneminde hükümet padişaha karşı sorumluydu fakat 2. Meşrutiyet döneminde hükümet meclise karşı sorumlu hale getirildi. Aşağıdaki devletlerden hangisi? Balkan Savaşları döneminde bağımsızlığını ilan etmiştir. A. Bulgaristan B. Arnavutlu Arnavutluk Balkan Savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Halkının çoğunluğu Müslüman olan bir Balkan toprağı olan Arnavutluk'un Osmanlı'dan ayrılması hangi düşünce akımının ilk kez başarısız olması olarak yorumlanabilir? A) Osmanlıcılık ve İslamcılık. Müslüman olan bir Balkan toprağı kaybediliyor, adı ne Arnavutluk. Dolayısıyla bunun İslamcılık düşüncesine ilk kez başarısızlık yaşattığı söylenebilir. Ama Balkanlardaki Özellikle Hristiyan halkların Osmanlı'dan ayrılması ise Osmanlıcılığa başarısızlık yaratmıştır. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. İkinci Balkan Savaşı'nı bir de haritada görelim. İkinci Balkan Savaşı'nda Balkan devletleri dediler ki Ey Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda neden bu kadar çok toprak aldın? bu toprakları bizimle paylaşmak zorundasın dediler. Kuzeyden Romanya Bulgaristan'a saldırdı. Batıdan Sırbistan Bulgaristan'a saldırdı. Güneyden bakın Yunanistan Bulgaristan'a saldırdı. Osmanlı ne yaptı? Bunların kendi arasındaki çatışmalardan yararlanıp Midye Enes hattını şurada aşarak Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. İkinci Balkan Savaşı'nda, Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz Edirne ve Kırklareli'yi geri aldı. Dolayısıyla Birinci Balkan Savaşı'nda altı antlaşmasıyla belirlenen Midye Enes hattını Osmanlı 2. Balkan Savaşı'nda aşmıştır. Bu da Londra antlaşmasını Osmanlı'nın kabul etmediğinin kanıtıdır. Örnek soru: 2. Balkan Savaşı sonrasında 1913'te Bulgaristan'la imzalanan İstanbul Antlaşması ile Bulgaristan'da yaşayan Türklerin Bulgarlarla eşit haklara sahip olacağı kararlaştırıldı. Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A) Batı Trakya'da yaşayan Türklerin sorunlarının tam anlamıyla çözüldüğüne. Bu paragraftan buna ulaşabilir miyim? Hayır, ulaşamam. Batı Trakya Türkleri sorunu hala devam etmektedir. B) Türklerin haklarının güvence altına alınmaya çalışıldığına bu paragraftan buna ulaşabilirim paragrafa göre düşünmemi istiyor çünkü burada ne demiş bu bilgilere göre demiş gene bu paragraftan Türklerin sorunlarına çözüm arandığını çıkartabilirim Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımları Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarmak için ortaya atılmıştır Osmanlıcılık dil, din ve etnik farklılık gözetmeksizin Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün toplumları eşit kabul ederek bir Osmanlı milleti yaratma Amacını taşıyan düşüncedir. Osmanlıcılık özellikle Balkan milletlerinin isyanlar çıkararak Osmanlıdan ayrılmasıyla geçerliliğini yitirmiştir. İslamcılık hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlayan düşüncedir. İslam birliğini kurmayı düşünür. İslamcılık Arapların bağımsız devlet kurmak istemeleriyle geçerliliğini yitirmiştir. Türkçülük Osmanlıcılık ve İslamcılık fikirlerinin geçerliliğini yitirmesiyle önem kazanmıştır. Türkleri ulu olma duygusuyla birleştirmeyi amaçlayan düşüncedir. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasında payı çok önemlidir. Batıcılık ise siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak Batı'nın örnek alınmasını savunan düşüncedir. Osmanlı Devleti için olmasa da sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Soru cevap, dil, din, etnik farklılık gözetmeksizin Osmanlı Devleti'nde yaşayan bütün toplumları eşit kabul eden fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A İslamcılık, D Osmanlıcılık. Dilin, dinin, etnik yapım fark etmez. Sen benim için eşitsin diyen fikir akımı Osmanlıcılıktır. Hangi milletten olursa olsun. Bütün Müslümanları halifenin etrafında toplamayı amaçlayan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? İslam birliğini savunan, Müslümanların halifenin etrafında toplanmasını isteyen Türkçülük mü, İslamcılık mı? Tabii ki İslamcılık. Türkleri ulus olma duygusuyla birleştirmeyi amaçlayan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A) Türkçülük B) İslamcılık. Türkçülük düşüncesi ulus olma duygusunu işler. Örnek soru: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık gibi fikir akımlarının ortaya çıkışıyla Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirilmek istendiği söylenebilir. A. Osmanlı Devleti'nde demokrasinin gelişmesinin, B. Balkanlarda Türk nüfusunun artırılmasının, C. Osmanlı Devleti'nin dağılmasının engellenmesinin. Şu gördüğünüz tüm fikir akımlarının ortak özelliği ve amacı Osmanlı Devleti'nin dağılmasının engellenmesidir. Soru cevap Osmanlı Devleti'nde ilk kez anayasaya dayalı parlamentolu sisteme geçiş hangi padişah döneminde olmuştur? A. 2. Abdülhamit, D. Abdülmecit. Osmanlı Devleti'nin Devletinde ilk kez anayasaya dayalı parlamentolu sisteme geçiş A şıkkındaki 2. Abdülhamit döneminde başlamıştır. Kanuni esası hazırlayan komisyona başkanlık eden Osmanlı devlet adamı kimdir? A. Ahmet Cevdet Paşa B. Mithat Paşa Kanuni esası hazırlayan komisyona Mithat Paşa başkanlık etmiştir. Ankara'da Mithat Paşa Caddesi'ni hangi cadde keser? Meşrutiyet Caddesi geçer. İslamcılık fikriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Birinci Meşrutiyet'in ilanıyla etkisini yitirdi. B. Abdülhamit döneminde devlet politikası haline geldi. İslamcılık asla ve asla unutmayalım. İkinci Abdülhamit döneminde devlet politikası haline gelmiştir. O Osmanlıcılık Balkan milletlerinin Osmanlı'dan ayrılmasıyla geçerliliğini yitirmiştir. Bu ifade doğru mudur, yanlış mıdır? Evet, doğrudur. Özellikle Balkan milletleri ayrılmasın diye kullanılıyordu. Fakat Balkan milletlerinin ayrılmasıyla Osmanlıcılık zayıflamıştır, önemini, geçerliliğini kaybetmiştir. Gelelim 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin sosyal durumuna. Ağır yenilgilerle toprak kayıpları arttı. Balkan savaşlarıyla kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler büyük kitleler halinde baskılar karşısında Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldılar. Göçler sonucu Osmanlı kentlerinde nüfus hızla artmaya başlamıştır. Doğu Anadolu'da işgaller sonrası Başka kentlere göçler başladı. Göçler sosyal hayatı olumsuz etkiledi. Bu karmaşadan etkilenen bölgelerin başında Orta Anadolu var. Eşkıyalık faaliyetleri, asayişin ortadan kalkması ve temel gıda maddelerindeki pahalılık savaşın etkileri arasındaydı. Azınlıkların devlet kurmak için başlattıkları isyanlar önlenemez hale gelmişti. Fiyatlar yüksek, halkın alın gücü düşüktü. Osmanlı Devleti şeker, un gibi gündelik tarım ürünlerini ithal eder durumdaydı. İşte 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Osmanlı'nın sosyal durumu. Osmanlı sosyal hayatında olumlu gelişmeler de vardı. Sadece olumsuz şeyler yok. Bunlar ulaşım ağının gelişmesiyle şehirlerin sayısının hızla artması, artan şehirleşmeyle altyapı, su, tramvay, hava gazı hizmetlerinin sağlanması gibi gelişmelerdi. 1860'lardan itibaren demir yollarının hizmete girmesiyle şehirler arası ulaşım gelişti. 19. yüzyılda posta teşkilatı kuruldu, telgraf yaygınlaştı. Gazetelerin çıkarılmasıyla haberleşme gelişti, şehir ...önemi arttı. Soru cevap, Balkan savaşlarıyla kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler... ...büyük kitleler halinde Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldılar. Doğru mu, yanlış mı? Evet, doğru. Eşkıyalık faaliyetleri, asayişin ortadan kalkması ve temel gıda maddelerindeki pahalılık... ...savaşın etkileri arasındaydı. Doğru mu, yanlış mı? Evet, bu da doğru. Osmanlı devleti şeker, un gibi gündelik tarım ürünlerini ithal eder durumdaydı. Doğru mu yanlış mı? Bu da doğru. Demir yolları ile şehirler arası ulaşım gelişti. Doğru mu yanlış mı? Doğrudur. Gelelim 20. yüzyıl başlarında ekonomik duruma. Sanayi inkılabına uyum sağlayamayan Osmanlı Devleti sanayileşmesini gerçekleştiremedi. Batı'nın açık pazarı haline dönüştü. Yerli sektörler çöktü. Sanayi tüketim mallarını ithal eden tarımsal ürünlerle madensel ham maddeleri ihraç eden ekonomik bir yapı oluştu. Bu durum dış ticaret açığını büyümesine neden oldu. Tüketim mallarını ithal ediyorsun, tarımsal ürünlerle madensel ham maddeleri ihraç ediyorsun. İşte bu Dış ticaret açığını ortaya çıkarır. Dış ticaret açıkları 1850 yılına kadar altın ve gümüş ihracıyla karşılandı. 1854 yılından sonra Avrupa ülkelerinden borç alınarak karşılanmaya başlanmıştır. Böylece Osmanlı Avrupa ülkelerine ekonomik anlamda bağımlı hale geldi. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayalıydı. Tarımda çalışması gereken nüfusun savaş cephelerinde olmasından dolayı tarıma dayalı ekonomi olumsuz etkilendi. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin mali sıkıntı Kırım Savaşı'nda ilk kez dışarıdan borç alınmasına neden oldu. Kırım Savaşı sonrası 20 yıl içinde 15 farklı dış borçlanma daha yapıldı. Alınan paralar üretim için değil devletin genel giderleri için harcandı. Borç alınan 127 milyon Osmanlı Devleti'ne faizleriyle birlikte 259 milyon lira geri ödemeye mal olmuştur. Osmanlı Devleti aldığı borçların faizini bile ödeyemeyince iflas ettiğini açıkladı. İflasla birlikte 20 Aralık 1881'de yayınlanan

Muharrem kararnamesiyle alacaklı olan devletler Duyun-u umumiye idaresini günümüz Türkçesiyle genel borçlar idaresini kurdular. Böylece Osmanlı maliyesi alacaklı devletlerin denetimi altına girdi ve Osmanlı devleti ekonomik bağımsızlığını kaybetti. Doğru yanlış Osmanlı devleti sanayi inkılabına uyum sağlamıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış sağlamadı. Osmanlı devletin son dönemlerinde Dış ticaret açığı azalmıştır. Doğru mu? Yanlış mı? Bu da yanlış. Azalmadı. Arttı. Osmanlı Devleti'nin ekonomisi tarıma dayalıydı, doğru mu yanlış mı? Evet, doğru. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı'nda ilk kez dışarıdan borç almıştır. Doğru mu yanlış mı? Doğru arkadaşlar. Gene doğru yanlış. Osmanlı Devleti aldığı borçları üretimi artırmak için harcamıştır. Doğru mu yanlış mı? Yanlış giderlerini karşılamak için harcadı. 1881'de yayınlanan Muharrem kararnamesiyle duyuğunu umumiye idaresi kuruldu. Doğru mu yanlış mı? Evet bu doğrudur. Duyunu umumiye idaresi demek genel borçlar kurumu demektir. Bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün Doğduğu yılda Osmanlı iflas ettiğini borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamış ve Muharrem kararnamesiyle neyi kurmuş? Duyunu umumiye kurmuş. Osmanlı devleti son dönemlerinde aldığı borçların faizlerini bile ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Doğru mu yanlış mı? Evet bu da doğru. Duyunu umumiye idaresini Osmanlı Devleti'nden alacaklı olan devletler kurdurmuştur. Doğru mu yanlış mı? Evet bu da doğru. Örnek soru. Duyun-u Umumiye aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde kurulmuştur? A. 2. Abdülhamit B. Sultan Abdülmecit C. 2. Mahmud D. 5. Mehmet E. 1. Abdülhamit Arkadaşlar Duyun-u Umumiye Genel Borçlar İdaresi A şıkkındaki 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. Örnek soru. Osmanlı Devleti'nin mali sıkıntıları nedeniyle ilk kez dışarıdan borç alması hangi savaş zamanında gerçekleşmiştir? A 93 harbi, B Kırım Savaşı, C Trablusgarp Savaşı, D 1. Balkan Savaşı, E 1. Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti mali sıkıntıları nedeniyle ilk kez dışarıdan borcunu Kırım Savaşı esnasında almıştır. Şimdi de gelelim 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin kültürel durumuna. 19. yüzyılın başlarından itibaren medreselerin yanı sıra modern okullarda açılmaya başlandı. Yabancı devletler çok sayıda okula açtılar. Amaçları kendi dil, din ve kültürlerini yaymak ve Osmanlı toprakları ...siyasal etkinliklerini artırmaktır. Çoğu misyonerler tarafından kurulan yabancı okullar... ...dinsel propaganda yaptıkları gibi... ...azınlıkların Osmanlı'ya olan isyanlarını da destekliyorlardı. İkinci meşrutiyet döneminde... ...Serbestli ve tanın gazeteleri okurlarıyla buluştu. Volkan gazetesi ise iddiatçılara karşı olan bir gazete olarak çıkarılıyordu. Halide Edip Adıvar gibi birçok kadın yazar Demet dergisini çıkarmıştı. Soruyla öğrenelim... Fransa ve İngiltere'nin aşağıdaki devletlerden hangisiyle olan ilişkileri 1. Dünya Savaşı başlarında yoğunken savaşın sonlarına doğru kesilmiştir. Bundan sonraki derste anlatmaya başlayacağız. Bir hazırlık olsun. Fransa ve İngiltere 1. Dünya Savaşı başlarında Rusya ile ilişkileri yoğunken savaşın sonlarına doğru kesilmiştir. Çünkü Rusya'da Bolşevik ihtilali diğer bir de işte 1917 Ekim devrimi olmuştur ve Rusya savaştan ayrılmıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda hangi devletin başını çektiği blok ile birlikte katılmıştır? A. Almanya B. İngiltere Osmanlı Devleti Almanya'nın başını çektiği ittifak devletleriyle 1. Dünya Savaşı'na katılmıştır. Osmanlı Devleti Goben ve Breslav Savaş gemileriyle hangi devletin limanlarına saldırı düzenlemiştir? A. İngiltere B. Rusya Osmanlı Devleti Gobenle Brestav'ın adını değiştirdi. Bu gemiler Osmanlı Devleti'ne ne yapmıştı? Sığınmıştı. Gobenle Brestav'a Yavuz ve Midilli isimlerini vererek Rus limanlarını bombaladı Osmanlı ve 1. Dünya Savaşı'na Böylece yirmiş oldu. Doğru yanlış Osmanlıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi fikir akımlarıyla ulaşılmak istenen temel amaç Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını önlemekti. Bu ifade doğru mudur yanlış mıdır? Kesinlikle doğru. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan yıkılışına kadar hanedan ailesi sürekli değişmiştir. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle yanlış. Kuruluşundan yıkılışına kadar hanedan Osman oğulları ailesidir ve değişmemiştir. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasıyla mevcut siyasal rejim olan meşrutiyet korunmuştur. Doğru mu yanlış mı? Evet, doğru. 31 Mart ayaklanması meşrutiyet düzenine karşı, devlet düzenine karşı çıkmıştır. Bu ayaklanmayı bastıranlar Dolayısıyla meşrutiyeti korumuştur. Soru cevap, Balkan savaşlarının sonuçları incelendiğinde hangi fikir akımının başarısız olduğu kesinlikle söylenebilir. A. Türkçülük, B. Osmanlıcılık. Balkan savaşlarının sonuçları incelendiğinde Osmanlıcılık akımının başarısız olduğu kesinlikle söylenebilir. Çünkü özellikle Balkan milletleri ayrılmasın diye bu fikir akımı herkes eşit, din, dil, dil, etnik yapı fark etmez diyordu. Fakat Balkan milletleri Osmanlı'dan ayrıldı. Dolayısıyla Osmanlıcının kesinlikle başarısız olduğu söylenebilir. Hareket ordusu 31 Mart ayaklanmasını bastırarak aşağıdaki devlet rejimlerinden hangisini korumuştur? A. Meşruti monarşi B. Mutlak monarşi. Hareket ordusu meşruti monarşiyi korumuştur. Meşruti monarşi nedir? Padişah vardır. Yanında bir anayasa ve meclis vardır. Fakat mutlak monarşide sadece padişah ve kral vardır. Balkan savaşlarının başlaması üzerine İtalya ile uşantlaşması Antlaşması imzalanarak Hangi adalar İtalya'ya geçici olarak bırakılmıştır? A) Kıbrıs ve Malta, B) 12 adalar. Uşi Antlaşması ile 12 adalar İtalya'ya bırakılmıştı. Peki Osmanlı neden böyle bir şey yaptı? Çünkü Balkan savaşları başlıyordu. Balkan savaşlarının yaşandığı bölge Osmanlı'ya daha yakın bir alandı. Osmanlı Balkan savaşlarıyla ilgilenmek için Trablusgarp Savaşı'nda ne yaptı? İtalya'dan barış istedi. Soru cevap: Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hakları güvence altına alınmaya çalışılmıştır? A) Uşi B) İstanbul. İstanbul Antlaşması Bulgaristan'la imzalanmıştır. Bu antlaşmada Bulgaristan'da yaşayan Türklerin hakları güvence altına alınmaya çalışılmıştır. İkinci Balkan Savaşı sonucunda Bulgaristan'la imzalanan hangi antlaşmayla Meriç Nehri sınır olarak kabul edilerek Bulgaristan'da yaşayan Türklere Bulgarlarla eşit haklar verilmesi istenmiştir. A. Uşi B. İstanbul bu antlaşma yukarıda da anlattığımız gibi İstanbul Antlaşması Bulgaristan ve Osmanlı arasında Meniş Nehri'ni sınır olarak kabul ediyordu. Ve Bulgaristan'da yaşayan Türklerle Bulgarlar eşit olsun diyordu. İstanbul Antlaşması Birinci Balkan Savaşı'na katılmadı halde İkinci Balkan Savaşı'na katılan devlet hangisidir? A. Romanya B. Bulgaristan R harfinden hatırla dedi. Keser Y demiştik Keser Y'nin R'si neydi? Romanya'ydı Romanya 1. Balkan Savaşı'na katılmamıştır fakat 2. Balkan Savaşı'na katılmıştır. Soru cevap Balkan Savaşları sonrasında başlayan günümüze kadar gelen sorun aşağıdakilerden hangisidir? A. Batı Traktı Türkleri B. Uygur Türkleri Balkan savaşları sonrasında başlayan sorun Batı Trakya Türkleri sorunudur. Günümüzde de devam etmektedir. Osmanlı'nın son zamanlarında İslamcılık ve Osmanlıcılığın başarısız olduğu görülünce hangi anlayış güç kazanmıştır? A. Islahçılık, B. Milliyetçilik, İslamcılık ve Osmanlıcılık başarısız olunca Milliyetçilik, Türkçülük güç kazanmıştır. Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Antlaşması'nda aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bulgaristan'da kalan Türklerin haklarına buna yer verilmiştir. B. Milliyetçileşmekten vazgeçileceğine buna yer verilmemiştir. Arnavutluk bağımsızlığını hangi savaş sırasında ilan etmiştir? A. Birinci Dünya Savaşı B. Birinci Balkan Savaşı Arnavutluk bağımsızlığını 1. Balkan Savaşı sırasında ilan etmiştir. Makedonya ve Batı Trakya'da yaşayan Türkler hangi savaştan sonra azınlık statüsüne girmiştir? A. Trablusgarp Savaşı B. Balkan Savaşları Makedonya ve Batı Trakya'da yaşayan Türkler Balkan savaşlarından sonra azınlık statüsüne girmiştir. Balkan savaşları sonrasında kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler hangi statüye düşmüştür? A. Azınlık B. Çoğunluk Balkan Savaşları sonrasında kaybedilen topraklarda yaşayan Türkler azınlık statüsüne düşmüştür. Soru cevap 2. Balkan Savaşı'nda Osmanlı orduları Midye-Enes sınırını aşmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A. Londra Konferansı'nın koşullarını kabul etmediğinin B. Büyükleş Antlaşmasının koşullarını kabul etmediğinin Osmanlı'nın 2. Balkan Savaşı'nda Midye-Enes sınırını aşması Londra Konferansı'nın koşullarını kabul etmediğini gösterir. Çünkü 1. Balkan Savaşı'ndan sonra Londra Konferansı imzalanmıştı. Osmanlı'ya sınır olarak Midye Enes hattı gösterilmişti. 2. Balkan Savaşı'nda Midye Enes sınırını aşmak demek Londra Konferansı'nın koşullarını kabul etmemek demektir. Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin sahip olacakları hakları belirleyen antlaşmalar hangileridir? A. Belgrad ve Bükreş Antlaşması B. İstanbul ve Atina Antlaşması Bulgaristan ve Yunanistan'da kalan Türklerin hakları İstanbul ve Atina Antlaşmalarıyla belirlenmiştir. İstanbul Antlaşması Bulgaristan'la imzalanmıştı. Atina Antlaşması Yunanistan'la imzalanmıştı. Birinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra çıkan İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni hangisidir? A. Toprak bölüşümde anlaşmazlık. B. Islahat hareketleri. Birinci Balkan Savaşı'ndan hemen sonra çıkan İkinci Balkan Savaşı'nın nedeni toprak bölüşümündeki anlaşmazlıktır. Balkan devletleri Bulgaristan'a dediler ki sen neden bu kadar fazla toprak aldın? Dolayısıyla 2. Balkan Savaşı çıktı. Dersimizin sonuna geldik. Bir haritayla kapatalım. Balkan Savaşları'ndan önce ve sonrasına bir bakalım. Osmanlı'nın Balkan Savaşları'ndan önce topraklarını görüyorsunuz. Kırmızı alan Balkan Savaşları'ndan sonra bakın Avrupa tarafında Trakya tarafında özellikle ne var? Rumeli tarafında sadece şu bölge Osmanlı'ya kalıyor. Diğer bölgeleri Bulgaristan'dı, Romanya'ydı, Sırbistan'dı, Yunanistan'da alıyor bakın.